Ankara'ya dönüyoruz şimdi sevgili seyirciler. Artan terör olayları ve meclisteki yansımaları değerlendirmek üzere Samanyolu Haber ekibinden Ulaş Omrak'la birlikteyiz. Ulaş Omrak bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'la görüşecek. Ben hemen sözü şimdi Ulaş Omrak ve konuğuna bırakıyorum. Evet, Türkiye çözüm sürecini tartışmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde yaşanan terör saldırılarının ardından tabii çözüm sürecinde hata yapanların, çözüm sürecinde PKK'nın, terör örgütü PKK'nın güçlenmesine sebep olanların, buna göz yumanların yeniden yargılanması gündemde. İşte bu konuyla alakalı hatırlanacağı gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir suç duyurusu vardı. Milliyetçi Hareket Partisi bu süreçte PKK'nın güçlenmesine yol açan ve buna göz yuman siyasilerin yargılanması için Cumhuriyet Savcılığına bir suç duyurusunda bulunmuştu. Peki bu yeniden yargılanmanın, daha doğrusu yargılanmanın bir hukuki altyapısı var mı? Bu konuyu konuşacağız, bu konuyu değerlendireceğiz. Yanımızda hukukçu isimlerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcılarından Sayın Tezcan var. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Hemen ben şunu sormak istiyorum. Hatırlayacağı gibi yaşanan son terör ile birlikte özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Başbakan Erdoğan'ın yine bazı bakanlarında itiraf niteliği sayılabilecek bazı açıklamaları oldu. Bu süreçte PKK'nın özellikle doğuda ve güneydoğuda silah depoladığını ifade ettiler. Öncelikle bu açıklamaları siz bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle acı günler yaşıyoruz. Şehitler veriyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun ki şehidin mekanı cennettir. Bu zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye temel problemlerini çözme konusunda kararlı olmak zorundadır. Bununla ilgili bir ayrılığımız yok. Bu söz üzerine herkes ittifak edebilir. Ancak yöntemlerle ilgili ciddi farklılıklar, ciddi yaklaşım farklılıkları var. Başından bu yana çözüm süreci dedikleri, sonra barış süreci dedikleri, adını koymakta bir türlü başarılı olamadıkları, tereddüt ettikleri bir süreci başlattılar 2013 yılının Mart'ında ve biz o dönemde dedik ki bu süreci kendi siyasi çıkar hesaplarının bir parçası olarak görmeyin. Bu ülkenin uzun zamandan bu yana çözülmemiş problemini çözme konusunda samimiyetle yürüyün. Kendi kişisel ajandanızın bir parçası haline getirmeyin bunu dedik. Neyi kastetmiştik? O zamanki Sayın Başbakan, şimdiki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olma hesabının bir parçası. Her seçim öncesinde seçimlere çatışmasız girip ondan sonra sonrası tufan, seçimden sonrası tufan anlayışıyla gerekirse bütün tavizleri vererek ama çözme iradesine dönük önemli adımlar atmak yerine palyatif, geçici adımlarla bu işi geçiştirme niyetinde olmayın demiştik. Yaşanan sürece baktığımızda 2013 yılının Şubat Mart'ında başlayan Nevruz açıklamasıyla başlayan, daha önce 3 ay öncesinden başlayan ama orada deklare edilen bir sürecin arkasından bir şeyi çok açık gördük. Niyet meseleyi gerçekten bir toplumsal barış ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak üzerine çözmek değil, niyet kişisel bir siyasi ajandanın hayata geçirilmesi. Bu uyarıyı o zaman yapmıştık. O zaman dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a senin cumhurbaşkanlığı hesabının bir parçası haline getirmeyin bunu demiştik. Ve bugün nitekim hükümetin iki ayrı bakanının açıklamasından bir şeyi görüyoruz ki ne kadar doğru bir saptama yapmışız o zaman. Yalçın Akdoğan çıkıp diyor ki seni başkan yaptırmayacağız sözünden sonra Dolmabahçe'deki masa devrildi diyor. Arkasından Müezzinoğlu yine diğer bakan diyor ki 400 vekil verseydiniz bu böyle olmazdı. Cumhurbaşkanı kendisi bir televizyon programında 400 vekil verilseydi bunlar yaşanmazdı diyor. Bu kadar büyük ayıp, bu kadar büyük hakaret, toplumla alay etmenin daha başka bir örneği olmaz. Ahlaken bunu tarif etmekte zorlanıyor. Bunu tarif eden sözcükler var dilimizde ama muhatabı bir cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir şahıs olunca insan söylerken söylemekte tereddüt ediyor. Bakın buradaki temel çözüm süreci dedikleri süreci PKK'nın bir tahkimat sürecine dönüştürdüler. 24 Nisan 2013 yılında daha bu süreç başladığında benim verdiğim bir soru önergesi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na İçişleri Bakanlığı'nın cevaplaması istemiyle verdiğim bir soru önergesi var. Dedim ki bakın bu çözüm süreci dediğiniz süreçte PKK tahkimat yapıyor. Terör örgütü militan topluyor. Onlarla ilgili silah depolaması ve tahkimatı söz konusu.
Bununla ilgili ne önlem alıyorsunuz, bunu takip ediyor musunuz diye bir soru önergesi verdiğimizde böyle bir şeyden haberimiz yok, böyle bir şey yok diye geçiş bu işi. Şimdi görüyoruz ki asfalt yolların altına bir araba büyüklüğünde çukurlar kazıp tonlarca patlayıcıyı yerleştiriyorlar. Silah depoları, tahkimatlar yapıyorlar ve şimdi bugünkü başkanı çıkıp diyor ki, bugünkü Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileri AKP çıkıp diyor ki çözüm sürecini bunlar silah depoları, patlayıcı yerleştirme ve tahkimat süreci olarak görmüşler. Günaydın. 2013 yılında biz bunu söylediğimiz zaman siz çözüm karşıtısınız diyorlardı. Oysa ki biz çözüm karşıtı değil. Sizin bu kirli ilişkinizin 3 sene 2 sene sonraya çatışmayı erteleyen, çözmeyen çatışmayı 2 sene sonra daha güçlü bir terör örgütü yaratarak bugünlere erteleyen tutumunuza karşı çıkıyorduk ve bunu anlatmaya çalışmıştık. Bugün yaşadığımız nokta şu. Şimdi diyor ki biz ifal edildik. Cumhurbaşkanı da öyle söylüyor. Başbakan da, hükümet de böyle söylüyor. Yani bir iktidar düşünün ki herkes iktidarı alıyor. Cemaat bizi aldattı diyorlar. Arkasından çıkıp Kandil bizi aldattı diyorlar. Arkasından İmralı aldattı diyorlar. Yani bu nasıl bir yönetme ehliyetidir? Demek ki temiz kudretini olmayan, temiz kudretinden ari bir hükümetle karşı karşıyayız. Bir siyasetle karşı karşıyayız. Böyle bir siyaset böyle sorunları çözebilir mi? Çok açık. Bu süre içerisinde çözüm süreci diye hiçbirimiz çatışma istemiyoruz. Hepimiz bu toplumsal, bu büyük sorunun uzlaşmayla barış içerisinde çözülmesini istiyoruz. Ama bir tarafta terör örgütü tahkimatını yapmış, şehit cenazeleri geliyor, saldırılarına devam ediyor. Yani son günlerde 100'e yaklaştı şehit cenazemizin sayısı. Çok açık söylüyorum. Bu şehitlerin iki sorumlusu vardır. Birincisi terör örgütüdür. PKK'dır. Birinci baş sorumlu PKK terör örgütü. Ama ikincisi buna fırsat veren, imkan veren ve çözüyoruz diye aslında çözmeyen ve terör örgütü PKK'nın bugün yeniden güçlenerek bu saldırıları yapmasının zeminini hazırlayan başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu siyaset anlayışıdır. Bugünkü iktidardır, AKP iktidarıdır. Efendim, bunun altını çizmek zorundayız. İki sorumlusu vardır bugün yaşanan çatışma sürecinin. Bu sorumlularla alakalı MHP'nin bir suç duyurusu vardı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu çözüm sürecini başlatanlarla alakalı, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve siyasi iradeyle alakalı bakanların, açıklama yapan insanların, çözüm süreci koordinatörlerinin hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bunların yargılanması talep ediliyor. İkinci kez bir suç duyurusunda bulunacaksınız. Daha önce de 2013 yılında da böyle bir suç duyurusunda bulunmuşlardı. Takipsizlik kararı verildi. Şimdi yeniden bunu gündeme getirdiler. Hukukçu olarak bunun bir altyapısı olur mu? Yargılanma eğer gündeme gelirse nerede ve nasıl olur? Şimdi tabii bunun iki boyutu var. Bir hukuki boyutu var, bir siyasi boyutu var. İkisini tamamen birbirinden izole eden açıklama yapmak mümkün değil. Olaya yaklaşmak mümkün değil. Burada hukuki anlamda bir kere şu çok açık. Terör örgütünün şu veya bu şekilde tahkimat yapması, vergi toplaması, silah depolaması, patlayıcı yerleştirmesi, militan devşirmesine ilişkin çalışmaları görüp de bu çalışmalara ilişkin hukuki süreci başlatmayan, bununla ilgili gerekli önlemi almayan herkes sorumludur. Siyasi ve kamu görevi yapan kesimler açısından bundan tamamı sorumludur ve bu çerçevede siyaseten de o gün ülkeyi yöneten ve bu işin başındakiler de hukuki anlamda bu sürece fırsat verdikleri için, bunun ve paydaşı oldukları için sorumludur. Ancak şuraya varmamak lazım buradan. Bu sorumluluğu söylerken sanki bu meseleyi çözmeye dönük adımlar, çözmeye dönük çalışmalar suçtur. Böyle bir çalışmadan herkes zinhar uzak dursun diye bir algıya yerleştirmemek lazım. Bu ciddi bir problem. Bu ciddi problemi radikal, cesaretli önlemlerle çözmeye dönük adımlar atmalı. Güvenlik boyutu bir tarafta devam edecek. Devlet güvenliği sağlamak zorundadır. Terörü bitirmek zorundadır. Silah elinde ayrı bir otorite kurmak isteyene devlet izin vermeyecektir. Ama öbür taraftan da siyaset kurumuyla birlikte devlet bu problemi çözmek için bugüne kadar uygulanan yöntemleri de aşacak yeni yöntemler bulmak zorundadır. Bu bir. İkincisi şunu göz ardı etmemek lazım bunu yaparken.
Biz başından beri bunu söyledik. Çözümün merkezi parlamentodur derken söylemek istediğimiz şey buydu. Eğer bir adım atılacaksa bu adım parlamentoda yasal altyapısı oluşturularak atılmalıdır. Milletin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konunun mevzuat altyapısını hazırlamalıdır dedik ve bununla ilgili kanun teklifleri de verdik. Eğer bunu yapmazsanız bu adımı atan kamu görevlileri de sorumlu durumuna düşer diye bulunmuştuk. Şimdi söylediklerimiz ne yazık ki tek tek ortaya çıkıyor. Siyaset kurumu ve siyasilerin sorumluluğuna gelince mutlaka hem bakanların hem milletvekillerinin hem cumhurbaşkanının sorumluluğu vardır ama bu sorumluluğun şekli kuralları vardır. Yani yargılanabilmesi, bir suçu işlemesi yetmiyor. O suçla ilgili yargılanabilmesi için parlamentoda bir siyasi iradenin olması lazım. Bunlar yargılanmalıdır diye bir çoğunluk iradesi oluşması lazım. Anayasada o iradenin sayısı belli. Cumhurbaşkanlığı için 3:2 oranda, diğerleri için farklı oranlarda bir yargılanabilme izninin verilmesi lazım parlamento tarafından. Türkiye'de siyaset bugün henüz o noktada mıdır değil midir? O başka bir şey. Onu 1 Kasım seçimlerinden sonra parlamento tablosuna bakacağız. Burada hassas olan şey şudur. Sorumlu olan siyasetçi suça karışmış, bu suçun altyapısını hazırlamışsa mutlaka yargılanacaktır, yargılanmak zorundadır. Hiçbir zaman bundan kaçış mümkün değildir. Bu bir. İkincisi, sorumlu olan kamu görevlisi de yargılanacaktır. Üçüncüsü ise bu mesele, hukuki mekanizmayı çalıştırma konusu, çözüm için samimi girişimleri korkutacak, bu girişimleri önleyecek, siyasetin bu konuda adım atmasını ortadan kaldıracak bir çerçeve ve algıda yaratmaması lazım. Buna dikkat etmemiz çok gerekiyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın konuyla alakalı düşünceleri bu şekildeydi. Özellikle çözüm sürecinde PKK'nın gelmesine yol açan siyasi irade konusunda meclise büyük görevler düştüğünü söyledi. Sözü yeniden İstanbul'a aktaralım. Teşekkür edelim Ulaş Omrak ve konuğu Bülent Tezcan.